Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi bizim bir adamımız vardı, zombilerimiz vardı. Şimdi öncelikle birkaç tane daha zombi ekleyeceğiz. Ama öncelikle şunların bir görünürlüğünü kapatalım, daha iyi olsun. Şuraya bir adet Note 2 diye diyelim. Şuraya da zombiler diyelim. Zombimizi zombinin içine atalım. Daha sonra bunları da duplicate diyelim. Bir sürü yapalım. Şöyle çoğalt desek yeter zaten. Şu 6 tane zombimiz olsun. Bunu geri kapatalım. Biraz time map'imizi büyütelim. Şöyle çevresine turuncu bir alan ekleyelim. Sadece 2 birim daha. Alanımız büyüsün. Biz bunu aslında şey amacıyla yaptım yani. Böyle labirent gibi olacak. Aralarda zombiler olacak. Zombilerden hızlıca kaçacağız. Yanından. Gerekirse onları öldürmeye falan çalışacağız. İşte önümüzde nesneler olacak. Onlarla etkileşeceğiz. En sonunda soru işaretine gitmeye çalışacağız. Labirentin içinden. Şimdi onun için onu diğer dersimiz yaparız. Öncelikle şöyle zombilerimizi yayalım çevreye. Şöyle kareli düzleme açarsak daha düzgün olacaktır. Şöyle yapalım. Bir tane daha şuraya koyalım. İki tane daha arttıysa şöyle şuraları serpiştirelim. Şimdi zombilerimizi ekledik. Burada bizim player'ımız var. Şimdi yeni bir sahne diyelim biz. Sahnemizin ismini de çok pardon. Şöyle R2D diyelim. Yine yanlış yaptık. R2D'mizi ekleyelim. Şimdi ben bunu neden yapıyorum? Bu finish pozisyonu olacak. Bitiş pozisyonu yani. Bu redette şey ekleyelim şuradan. Sprite ekleyelim. Fotoğrafımızı koymak için. Bunun da bir adet collision olmalı. Collision'ımızı eklersek şurada gidecektir. Şunu bir adet yuvarlak eklersek bunun da önüne gidecek. Öncelikle Sprite'ımıza bir adet fotoğraf ekleyelim. Buradan bakmayalım biz. Hatta şöyle şuradan yükle diyelim direkt. Daha basit bakarız. Şöyle büyük ihtimal emotes'lerin içinde vardır. Bunlar olmaz. Vektörlerden bakalım. Şöyle burada bir adet hatta şunu mu eklesek diyecektim. Şu soru işaretini ekleyelim daha güzel olur. Soru işaretini de şöyle hatta buna kapsül diyelim biz. Şöyle soru işaretimizi de scan'e kaydedelim. Bir adet de script ekleyelim. Ana sahneyi de ekleyebiliriz bu skripte ama biraz düzenli olsun. Şimdi pozisyonumuzu aldık. Şunu kapattık. Pozisyonumuzu aldık. Şimdi diyeceğiz ki her zamanki gibi öncelikle main'imizi ekleyelim. Skriptimize. Bütün ağaçlardan şu anki çalışan sahneye getiriyoruz. Sahnemizi getirdik. Daha sonra düğümden bir adet body girmesi gerekiyor buna. Body girsin. Daha sonra şu player'ımızı açalım. Player'ımızın mask layer'ına bakalım. Player'ımız 2'de kimlerle etkileşim içinde? Objelerle, money ile, zombilerle. Şuradan collision'larımız bence biz düzenleyelim. Ya da şöyle maskların içinden katman 8'imizi ekleyelim. Finish pozisyonumuza diyelim ki bu katman 8'e platform değil bu. Bu player ile etkileşim içinde olacak diyelim. Şöyle 2D fiziğimizi de layer 8'imizi diyelim ki finish point diyelim. Adımızı da verelim. Şimdi hepsinin adını vermiş. Buna vermişsek olmaz sonuçta. Sonra diyelim ki eğer diyelim ki body'nin giren vücudun ismi eşittir player ise
oyun bitmiştir demektir. Şunu içeri koyduk yanlışlıkla. Bir adet timer ekleyelim. Finish timer'ımız olsun. Şöyle şuradan show mesaj diyeceğiz. Mesajımızı göstereceğiz. Daha sonra da oyunumuz bitecek. Diyelim ki main'den getNook diyelim. Hood'umuzu alalım. Hood'umuz neredeydi? Player'ımızın içinde. Alıyoruz. Daha sonra kamera 2D'miz vardı. Hatta player'ın içinde olması lazım bu. Şunu alalım, şuradan kopyalayalım. Uğraşmayalım. Diyelim ki şu an mesaj diyelim. Şöyle bitti diyelim. Ya da kurtuldunuz diyelim. Bir tane ünlem ekleyelim. Daha sonra timer'ımıza başlatalım. Mesajımızı görsün. Belli bir süre sonra oyundan çıksın ya da sahne değiştirsin. Timer'ımıza start diyelim. Sonra diyelim ki eğer timer'ımız bittiyse, timeout olduysa getTree diyelim, oyundan çıksın direkt. Nokta quit diyoruz. Ya da getTree diyoruz. Şundan şöyle change scene to desek sahnemizi değiştirebiliriz. Bakın paket sahne ekleyin diyor. Ama bunu silelim biz. Yani sahneyi eklerseniz olur. Şuradan sahnenin arasından sahneyi seçeceksin sadece. Şöyle ekranımıza gelelim. Başlayalım oyunumuzu. Zombilerimiz var. Evet, bir şeye hata dedi. Ne diyor burada? Player position'u takip edemiyormuş. Neden takip edemiyorsun peki? Position yok diyor player'da. Çizimimize turu yaptığımız yer neredeydi bakalım. Takip etme yeri. Evet, şuraya çizimimize turu demişiz. Çok ilginç. Bir daha deneyelim. Pozisyon yok diyor. Neden diyor? Çünkü bunların parent'ını biz değiştirdik. Zombiler yaptık bunların parent'ını. Parent'ını almalıyız. Ama biz onunla uğraşmayalım. Biz şuraya player'ımız nerede bizim zombilerdeydi? Get parent demeyelim. Biz bunu direkt body diyelim. Zaten insanların içindeyse direkt player olacak. Bir daha şunu şöyle değiştirelim. Hepsini body yapacağız. Kill time route'a gerek var mı? Artık buna yok. Burada yine player'ımızı body diyelim biz. Normal dursun yani. Bir şey olmaz. Olmasa da olur. Zaten takip etmeyi bir kere ekledik mi? Player'ımızı bir daha değiştirmeyeceğiz. Şöyle bir deneyelim bakalım. Açık gördüğünüz gibi şu an çalışıyor. Hepsini arkamızda biriktirdik diyecektim. O bizi öldürdü çünkü süreyi tamamladık. Ekrandan çıktık. Ekranın şeyini ayarlamadık. Bakın şimdi. Çıkınca direkt sahnemize atıyor. Bu böyle olmamalı. Şimdi ana sahnemize geliyoruz o zaman. Şuradan collision'ımızı görünürlüğünü açalım. Büyütelim. Şöyle bir tık büyük olsun. Geri kapatalım bunu. Evet, gördüğünüz üzere
Hepsi zaten üst üste biniyor. O biraz sıkıntı olmuş. Bunlar böyle olmamalı. Şöyle zombilere diyelim ki, siz zombilerle de etkileşim içinde olun diyelim. Yine üst üste binecekler büyük ihtimalle. Çünkü mantıken direkt pozisyonuyla oynuyoruz biz. Evet, her neyse. Şuradan onu belki devam eden süreçte değiştiririz. Şöyle finish point'imizi ekleyelim. Bunu da açalım, şuradan collision'ı kapatalım. Biraz hatta boyutunu büyütelim biz bunu. Şuradan büyütsek olur. Transform'dan scale'ini 2-2 yapalım. Biraz daha büyük bir boyut olur. Şöyle dümdüz devam edersek gördüğünüz gibi kurtuluruz ve sonra da oyun kapanıyor. Evet, eksik olan tek şey şöyle, istersek mermi gönder dediğimizde bir merminin ses çıkarmasını ve ona göre de içerisindeki zombileri uyarmasını söyleyebiliriz. Şöyle araya iki de ekleyeceğiz bir tane. Biraz da collision ekleyeceğiz. Şunu da bullet araya diyelim. Collision'ımızı yuvarlak yapacağız. Biraz daha büyük olsun. Daha sonra diyeceğiz ki vücut geldiğinde diyeceğiz. Eğer diyeceğiz ki body nokta izin grup diyeceğiz. Zombi grubundaysa yani. Grupların içinde zombi grubuymuş. Direkt bunun yakalanmasını yapacağız. Şimdi şöyle bir şey diyeceğiz. Çok pardon. Bir de şöyle makineye ya ateş edin diyeceğiz. Şöyle şunların ikisini de ekleyeceğiz. Neden bunları ekliyoruz? A'ya basınca silah değiştiriyordu. Biz E'ye basınca diyeceğiz. Eğer E'ye basıldıysa ve elinde bir adet silah varsa ve girenin adı zombi ise diyeceğiz ki zombilerden kopya yapıştır yapalım biz direkt. Şunu alacağız biz. Player'ımıza geri gelelim. Giren zombinin player'ına kendimize atacağız. Yani diyeceğiz ki main'den player'ı getirelim biz direkt. Ana sahneden player'ı getiriyoruz. Sonra giren zombinin chasing'ini true yapacağız. Araya iki de collision shape. Bu da body olacak yine. Body nokta get move diyeceğiz ama. Şu parantezimizi kapatalım. Şöyle gördüğünüz üzere F5'e basalım. Şimdi eğer silahımızı elimize aldık, ateş edince araya iki D'mizin içine girerse sesimizi duyması lazımdı. Ama duymadı. Peki neden duymadı? Bir bakalım. Etkileşimini yapmadık arkadaşlar. Tabii ki de duymaz. Bunu diyeceğiz ki biz hiçbir şey demeyeceğiz aslında. Sadece zombilerle etkileşim içinde diyeceğiz. Şu bakalım olsun şu an.
Şunu da şöyle player diyelim. Şöyle çarpışma şekillendiricilerini açalım. Çarpışma şekilleri. Şimdi şöyle devam edelim. Gördüğünüz gibi içine girdi şu an. Ama şu an o bize gelmiyor. Ateş edersek gelmek zorunda olacak. Şu biraz daha büyütelim. Şimdi bizim hatamız nerede? Vücut girdiğinde diyoruz biz. İçindeyse vücut diyeceğiz. Eğer diyeceğiz ki içinde vücut varsa diyeceğiz. Onu da nasıl yapabiliriz? Şöyle hatta göstermek isterim ben. Print body diyelim. Şimdi gördüğünüz üzere estetik body'ler bile girdi içine. Kinematik body'e birkaç kere onları ekledim. Şöyle devam edersek kinematik body girdi içine. Ama bir kere yazdırırız şu an. Sürekli onu yazdırmasın lazım normalde. Onun önüne geçeceğiz biz şimdi. Şimdi onu da nasıl yapacağız? Bir adet bullet araya body diyelim. Bir adet değişken oluşturalım. Şunu da şöyle şunları silelim. Bunlara gerek kalmadı ne de olsa. Şöyle diyelim. Şimdi eğer diyelim ki hatta bizim bunu yapmamıza bile gerek yok şu an, ben onu fark ettim. Silelim arkadaşlar. Bunu neden yapmamıza gerek yok? Biz bunu direkt bullet'e eklesek diyecektim. Olmaz o zaman. Geri bunu ekleyelim biz. Bullet araya diyelim. Bir adet de collision ekleyeceğiz buna. Deminki gibi yapacağız sonuçta. Şunu şöyle şunun içine koyalım. Bunu da silelim geri. Şimdi eğer diyelim ki body girdiğinde ve zombilerin içindeyse bunu bullet area body'ye ekle diyelim. Yapıp diyeceğiz. Şuraya da body diyeceğiz. Eğer çıktığında bu body şöyle bullet area eğer diyeceğiz ki önce ama zombilerin içindeyse bu çıkan body. Şöyle bir adet x'imizi oluşturalım. Bunu şimdi listenin içinde arayacağız. Bullet areas nokta body isteyelim nokta size. Şöyle büyük eşittir x olduğu sürece diyelim ki x'imizi artı 1 diyelim. Sürekli arttıralım ve her arttırdığımızda diyelim ki şuna if demeyi unutmuşuz. Şimdi biz buna bakalım. Biz bunun indeksini çekmeye çalışıyoruz şu an. Eşittir diyelim ki body ise yine if diyeceğiz. Bu letter bunu çıkarız arkadaşlar. Remove diyoruz. X'imizi çıkarıyoruz. Daha sonra da daha sonra da şöyle bir ek diyoruz ki buradan çıksın artık. Biz buraya while diyeceğiz arkadaşlar. Yanlış demişim. Eksi 1 olduğu sürece arttır arttıra gidecek.
En sonunda çıkaracak. Bunu böyle koyalım. Şimdi bizim gönderdiğimiz zaman, yani send bullet dediğimiz zaman, E'ye basıldığında diyeceğiz ki buraya. Yine ikisinde 0 diyeceğiz. Sonra da x'imiz küçük eşittir body'lerimizi tuttuğumuz değişkenimiz, bunu altta olduğu için büyük ihtimalle algılamıyor, bunu üstüne doğru çekelim. Yani teker teker bu tarayası şey yapacağız. Şöyle alta doğru inelim. Onu buradan aldık, buraya koyduk. Body yerine de body'nin x'i yapacağız. Böyle yaparsak çalışacaktır. Şöyle bir deneyelim. Yine collision'ı unutmuşuz. Zombilerle etkileşim içinde. Şu gördüğünüz üzere direkt geliyor. Şu an yanındakiler etkileşim içinde değil ama ateş ettiğimizde gelecek. Şöyle sona gelirsek de kurtuluruz diyecek ve oyundan çıkacak.